Aristofanes'in konuşması, üçüncü. Burada tabii Eros'la ilgili hepimizin bir şekilde aklına gelmiş ne çıkıyor karşısında? Eros bir birlik arayışı. Bir birlik arayışı. Yani sevilenle bir olma, onda erime. Ama hemen bu birlik meselesi Aristofanes'te cinsiyet farklılığı ve çeşitli cinsel yönelimler ile ilişkilendiriliyor. Yani sevginin sözünü burada gene bize bir mitosla anlatacak Aristofanes. İnsan aslında neydi, ne oldu, bunu bilmemiz gerekir diyor. Çünkü insan her zaman bugünkü gibi değil, başka türlüydü. İnsan soyu ilkin üç çeşitti. Şimdiki gibi erkek, dişi gibi ikiye ayrılmıyordu. Her ikisini içine alan bir üçüncü çeşit daha vardı. Bu çeşidin kendi kayboldu, adı kaldı. Androgynos denilen bu çeşidin adı gibi biçimi de hem erkek hem dişiydi. Bugün sözü edilmesi bile ayıp sayılır. Bu insanlar gökyüzüne tırmanıp tanrılara meydan okudukları için Zeus onları bölmeye karar vermiş. Yani şeyi anlatıyor, aslında insanlar eskiden birbirine yapışıklardı. Ya kadın kadına, ya erkek erkeğe, ya kadın erkeğe. Kadın erkek olarak birbirine yakışık çiftlere, yani heteroseksüel yönelimi olan çiftler diyelim bunlara. Bir olan, heteroseksüel yönelimde bir olan çiftlere androjen deniyor diyor. Ama bu insanlar sonları nasıl yürüdüklerini, nasıl koştuklarını, koşamıyorlar da yuvarlanıyorlar diyor. Zaman. Eskiden insanlar böyle yaratılmışlardı. Fakat o kadar güçlüydüler ki bir oldukları için gökyüzüne tırmanmaya çalıştılar. Tanrılara meydan okudular. Zeus da kızla onları bölmeye karar verdi. Ve ondan sonra Apollon işte onlara bizim tanrılığımız şekli verdi. Göbek deliği aslında ayrıldığımız ötekinin bir işareti. Çünkü göğüsten kesildi ve ondan sonra Apollon yüzü tekrar bir şekil verdi. Herkes o günden sonra işte yarısını arar. O ayrılığın yarısını arar aslında. Ve aşk budur. O bir zamanlar bir elmanın iki yarısı gibi yani. Ama ikiye bölünmüş var. Karşısına çıktı mı o kişi, o tamamlayıcı parça. Ona karşı derin bir dostluk ve akrabalık duyar. Sevgi duygusuyla vurulmuşa döner. Bütün ömürlerini bir arada geçiren insanlar var diyor. Bunlar birbirinden ne istediklerini anlatamazlar size. Kimse diyemez ki onları bu kadar coşkunlukla birleştiren zevk sadece bir cinsel arzu olmaktadır. Bu iki candan her birinin aradığı başka bir şeydir. İstediklerini duyar, sezer de anlatamazlar. Sevdiğine karışmak, onda erimek, iki ayrı varlık yani işmek olmak. Bu neden böyle? Çünkü biz aslında bütünlükte ondan. Sevgi dediğimiz şey, yaratılışımızdaki bütünlüğü arzulamak, aramaktır. Sevgi bize bu nimeti bağışlayan, aklımıza dönmemizi sağlayan, bize yaratılışımızı kurtulacak, eksiklerimizi giderecek, bizim için daha iyi bir şeydir. Böyle anlatıyor. Tabii Sokrates bu biz feministler de çok ilişkiyi bir elmanın iki yarısı gibi kurguladığımız zaman o ilişkide işte bir birey olarak ayrılığını kaybetmiş hissediyoruz kendimizi ve bize tabi kılınmış bir elmanın iki yarısı olmak, diğer yarıya her zaman ihtiyaç duymak, bağlı olmak, bu bağımsızlığını kaybetmek düşünüyoruz. Yani kimseyle bir olmak istemiyorum. Yani ben bir ilişkide ayrı bir varlık olarak var olmak istiyorum. Bana böyle bir alanın açılmasını istiyorum. Bunu talep ederim. Çünkü bu bir elmanın iki yarısını kapılır çok rahatsız eder. Temiz eder. Bir anda böyle sanki klostrofobik bir yakınlık, hiç mesafesiz bir yakınlık gibi. Yakınlık da bazen korkutucudur.
Sokrates de aslında kendi konuşmasında bu görüşü reddediyor. Diyor ki, sevmek kendi yarısını aramaktır diyenler var, biliyorum. Ama ben diyorum ki, sevmek ne yarımı aramaktır ne de bütünüm. Dostum, eğer bu yarım veya bütün iyi şeyler değilse, insanlar kötü gördüklerini kendi ayakları ve elleri de dahi olsa kesmeye razıdır. Ve eğer iyiyse arar, yerini de bütünü de, eğer kötüyse aramazsın, kötüye bağlanmazsın. Her iyi olan şeyi kendi öz malını, her kötü olanı da yabancı da artar da o başka. Yani burada söylediği şey, sevgi aslında iyi olanın peşine düşmektir. O da bizde olmayanmış. Yani eksiklik koyuyor ağzına, yoksulluk koyuyor. İnsan neden iyi, güzel olanı sevgi besler, işte aşık olur, onun peşinden gider? Çünkü kendisinde olmayanı arar. Yani bu halde Aristoteles'in görüşü bir zamanlar olduğunu anlatır. Zaten sende olup da kaybetmiş olduğunu, varlığını aramaktır. Her halükarda burada da bir şey aradığımızı bahsediyor Sokrates'te. Diotima'dan aktardıklarına bakılırsa neyi arıyoruz, niye aşık oluyoruz? Ruhuna ve bedene göre güzellik içerisinde doğurmak için diyor. Yani burada tabii ruha göre doğurma yaratıcılık diye sadece biyolojik bir şey olarak da anlaşılmıyor. Aksine ruhun yükselmesi, yaratıcı hale gelmesi, kendisini tanıması, başkasını tanıması, varlığı tanıması, artık o yaratıcılık nasıl tecelli ediyorsa o şekilde tecelli edeceği, ortaya çıkacağı bir ilişkinin kurulması. Bunu arıyoruz. Aslında demek ki kendimizi geliştirecek olan ilişkiyi arıyoruz. O kişiye aşık oluyoruz ve bu yaratıcılıkta da bir ölümsüzlük buluyoruz. Yani ölümsüzlük sadece çocuk ve torunları olmak biçiminde, biyolojik biçimde, bedensel bir biçimde gelmiyor insana. Aynı zamanda yaratıcılığıyla geliyor. Yani bir sanatçının mesela ölümsüzlüğü, resim yoluyla veya sanat, müzik veya yazdığı bir şey, kalıcı olanı, bilgi de böyle bir şey. Bilgide de yaptığınız araştırmaya da kalıcı olursunuz. Yani bunlar geçici olmayan şeylerdir. Ve bir ilişki bunlara izin verdiği ölçüde gerçekten bize ölümsüzlüğe götürür. Bu tabii ilişkilerin ne besleyici olması bir şey söyleyeyim. Besleyici olmayan ve beni işte tabi kılan veya işte yükseltmeyen, kendini geliştirmeye yol açmayan bir ilişki ölümlüdür diyoruz. Yani ölümsüz, bir eros ölümlü de olabilir, ölümsüz olabilir diyecek bir yoruma. Şöyle, diyor ki Diotima, sevgi ne güzeldir ne de çirkindir, ne bilgilidir ne de bilgisiz, ne iyidir ne de kötü, sevgi bir ara noktadır. Bir ara noktadır. İşte bu bir yüreğin çok sevdiği bir şey. Sevginin bir ara nokta olarak. Neyle neyin ara noktası? Sevenle sevilen arası. Şöyle, eğer tanrılar mutlu ve güzelse, sevgi bir tanrı da olamaz. Çünkü tanrılar eski Yunan mitolojisinde mutludur, esenlidir, güzeldir. Ama sevgi eğer bir ara noktaysa bir tanrı olamaz. Ne ölümlü ne ölümsüz. İkisinin arasında özet edilmiş olur. Ölümsüz de olabilir. Bu ihtimali de dışlamayalım. O halde nedir tanrı değilse? Böyle bir konuşmayı reddediyoruz ama bir daimon. Bir daimon. Yani daimon da bir üçüncü terim aslında. İnsanlarla tanrılar arasında aracılık eden bir tür kimsel varlık diyebiliriz. Bir Grey'in metninin adı Aşk Büyücüsü. Orada diyor ki, Diotima'nın konuşmasının başına bak
baktığımızda, bu ara nokta olarak konumlandırması baktığımızda sevgili, ne bilgisiniz, ne bilgisiniz, ne ölçüsünüz. Burada aslında doğru bir şey var diyor. Doğru bir şey var diyor. Çünkü diyor, katı olan, yani katı biçimde tanımlanacak her şeyden kaçıyor. Üçüncü bir nokta olarak tesis ediyor sevgi. Seven olmak, varlıkta bir değişimin meydana gelmesi diyor Timur'a göre. Yani insan bir sevgi ilişkisine, erotik bir ilişkiye kimse o olarak gelmiyor. Yani o ilişki içerisinde başka bir varlığa büyünüyor. Başka bir biçimde var olmaya başlıyor. Yani aşık olmayan, sizle olan aynı kişi değil aslında. Sevginin demek ki sevini insanın seven olarak kurması yani burada söz konusu. Yani insan neyse olarak gelmiyor bir ilişkiye. Bir başka tarafı açığa çıkıyor o ilişki içerisinde. Başka birisi oluyor. Başka birisi oluyor. Değişiyor. Olma biçiminde bir değişiklik meydana geliyor. Ve böyle bir değişiklik ancak sevgi varsa meydana geliyor. Yani sevgi ilişkisinde bir sevilene yönelmiş ise. Demek ki sevmek kendiyle bir ilişki kurmaktır. Kendiyle yeni bir ilişki kurmaktır. Sadece başkayla ilişki kurmak değil. Sadece başkayı tanımak değil. Aynı zamanda kendini de keşfetmek, kendini de tanımaktır. Burada tabii Eros'un içindeki zıtlıklar da çok güzel, çok güzel vurgulanıyor. Eros'un iki kökeni birden bağladı. Şimdi ilk başta Petrus'un konuşmasında kaostan ve tanrıça Gaia'dan sonra çıkmıştı ortaya. Ama burada öyle değil. Afrodit'in işte doğum günü veya bir Afrodit için yapılan bir kutlama esnasında zekanın oğlu bolluk çok içiyor, sarhoş oluyor. Bahçeye çıkıyor, bir yerde sızıyor. O sırada partiye gelen yoksulluk kadın partiden yiyecek bir şeyler almaya geliyor. Ama bolluğu görüyor. Onun sızmış olduğunu da görüyor. Öyle güzel, zarif falan değil. Kaba, pis, yanlayak, yoksul, dışarıda yatıp kalkan bir metruf, yani yoksulluk. Gidiyor onun yanına uzanıyor ve sarhoşken birlikte oluyor bollukla. Ve de işte annesi yoksulluk, babası bolluk. Eros bu. Yani annesi kaba, pis, evsiz, barsız, yanlayak, açıkta, dağda, bayırda, kapı önlerinde, yol köşelerinde yatıp kalkan birisi. Babası ise hep güzel ömeğinin peşinde, yürekli, atılgan, dayanıklı, yaman bir avcı, hep tuzaklar kurar, fikirlere, buluşlara düşkün, ömrü kafa yormakla geçer, bilicilikte ve büyücülükte eşsiz. Yani Eros'un bütün bu özelliklere birden sahip olduğunu, çifte kökene sahip, paradoksal bir varlık olduğunu. Yani bakarsın bolluk içinde gelişir, yaşar birden görür. Bu çok önemli bir laf. Yani sadece zenginlikle, bollukla yaşayan bir şey değil. Birdenbire tüm bolluğun ve zenginliği bitebilir bir şey. Ölebilir bir duygu, aşk. Ama hiç zaman da sadece yoksul kalmaz. Yoksulluğun içinde bile bir şeyler icat eder. Yoktan var eder. O da işte babası bolluk olduğu için. Babasının tabiatı gereği her şeyin bir çaresini bulur. Ölse bile dirilmenin bir yolunu bulur. Bir şeyin eline geçmesiyle, aşk öyle bir şeydir ki bir şeyi elde etmesiyle kaybetmesi bir olur. Yani bu da aslında bu iki çifte kökenin nasıl bir zorluk çıkardığını ortaya koyuyor. Hiçbir zaman ne tam yokluk içindedir ne de varlık içinde. Buradan da tabii bilme bilmeme arasında bir ara nokta olmasının ne demek olduğunu söylüyor ondan sonra. Bilir ama
bildiğini temellendiremez, bildiğinin neden doğru olduğunu açıklayamaz. Yani insan kendi arzusunun, aslında burada çok önemli bir nokta var. İnsan kendi arzusunun sebebini bilemez. Burada da iyi, güzeli, bizim bizde eksik olanı arzuladığımız söyleniyor ama neden daha güzeli, daha iyisini de görüyorum ama arzulamıyorum. Daha onu arzuluyorum. Yani biricik birisine aşık oluyoruz. Bir takım özelliklere aşık olmuyoruz çoğunlukla. Biricik bir insana aşık oluyoruz. Ne değil bizim için? Bir kim? Dolayısıyla burada derin bir şey var ve insan niye o biricik varlığa bunları hissettiğinin hesabını veremeyebilir kendisine. Yani arzusunu yola çıkaran, motive eden, kışkırtan hikayeye vakıf olmayabilir. O arzunun niye öyle kurulduğunu kendisi de bilmeyebilir. Yani birisinin niye sizi istediğini de bilmeyebilirsiniz. Yani bunu Lacan çok güzel anlatıyor tabii ki. Fandus'un anlamı diye bir makalesi vardır. Fandus, Lacan'a göre örtülü bir gösteren. Ama arzuyu kuran, arzunun sentezinin kilidi olan gösteren. Örtülü olması da aslında hiçbir zaman çok temel bir yorum oynasa bile ne sevenin ne sevilenin o gösterimi kontrol etmiyor. O gösterenden açık bir biçimde haberdar olmadığı anlamına gelir. Evet, Eros'u diyor Diyatuma, seven saymak gerekir. Şimdiye kadar da konuşmalar Eros'a övgü düzgün ama Eros'u bir sevilenmiş gibi övgüler. Sevilen evet güzeldir, incedir, zayıftır. Ama seven öyle değildir. Seven de işte yoksullukla bolluğun bir kombinasyonu, bir sendezi mevcut. Şimdi İligra'ya geldiğimizde İligra Diotima'nın konuşması ile ilgileniyor da diğer konuşmalarla ilgilenmiyor. Bu ara terim olarak sunması Eros'u İligra için önemli. Fakat hemen ardından işte doğurganlığa tabi kılması ve bu doğurganlığı teleolojik bir şekilde, evreksel bir biçimde anlaması bir sorun teşkil ediyor. Çünkü aslında İligray doğurganlığa karşı değil, fakat doğurganlığın bir çocuk biçimini anlaması, bu çok klasik bir patriarkal bir bakış açısıdır. Yani bütün aşk aslında üremek içindir gibi. Yani bunu tabi Platon gibi iki biçimde kurabilirsiniz. Üreme, reddiyet, bir yaratıcılık olarak da anlaşılabilir genel olarak. Bir çocuk heteroseksüel ilişkiyle bir çocuk üretmek olarak da anlaşılabilir. İkisi de üretmektir, yaratıcılıktır, gelecekle ilişkili, ölümsüzlüğe açılmaktır. Bunun ikisini de eleksel bir biçimde anlatıyor Sokrates ve Diotima, Diotima'nın konuşmasının ikinci kısmında. Halbuki biri bir ay diyor ki, asıl yaratıcılık, ilişkinin içinde insanların kendilerini yeniden yaratmaktır. Yani bu erotik ilişki, insana kendisiyle ilişki kurmak imkanı verir. Bir medyasyon, bir dolayım, ötekinin dolayım kurma imkanı verir. Orada kendini keşfedersin, kendini geliştirirsin, imkanlarını açarsın, kendini yeniden icat edersin, başkasıyla ilişkide değişirsin, dönüşürsün. Asıl verilgiyet budur, asıl yaratıcılık ve bunun bir telosu yok, bunun bir ereği yok. Bunu gözden kaçırmış Sokrates, Diotima, Platon. Dolayısıyla asıl doğurganlık insanın başkasıyla ilişkide, kendisini, erotik ilişkide kendisini yeniden doğurmasıdır. Cinsiyetli bir varlık olarak. İşte bu da queer theory kuramı dediğimiz şeye çok uygun. Çünkü cinsiyet baştan doğal bir biçimde verilmiş bir şey olarak anlaşılmak zorunda değil. Cinsiyet bir karşılaşma içerisinde, erotik bir karşılaşma içerisinde yeniden meydana gelecek, kurulabilecek bir şey. Yani
herkesle ilişkimizde farklı olur. Her karşılaşma bizi başka bir sahneye götürür. Her karşılaşmada yaşanan cinsellik başka bir şey olabilir. Ve biz başka bir sahneye gelebiliriz. Neden arzu önemli, neden erotik ilişki önemli? Sadece cinsellik ilgisi yok bunun. Cinsellik sadece cinsellikten ibaret değil. Bu aynı zamanda hakikatle ilgili, kendi olmakla ilgili, varlıkla ilgili, dünyadaki başka varlıklarla ilgili kurmakla, ilişki kurmakla ilgili. Basitçe bunu cinselliğe veya işte bedensel hazla da indirgeyemeyiz. Zaten bunlar basitçe, bedensel haz ve cinsellik de basit şeyler diyor. Yani bizim kültürümüz diyor bir güney, işte tek cinsiyet kültür, patriarkal kültür, erkek cinsiyetinin hakimiyeti altında olan kültür, cinsellik ve cinselliği birbirinden hep ayırmıştır. Halbuki aslında bunları birbirinden ayırmak büyük bir hata. Bunları birbirinden ayırdığımızda arzunun hakikatle ve kendilikle ilişkisini gözden kaçırıyoruz. Onun bizi yeniden icat edebilecek, yeniden var edebilecek boyutunu anlamıyoruz. Bu yüzden yani neden arzu ilişkileri, aşk ilişkileri çok önemlidir? Başka ilişkilerden daha önemlidir. Çünkü birbirinin içine geçen arzular, birbirinin içine geçen hikayeler var. Evet, bu birbirinin içine geçen hikayeler, birbirinin içine geçen işte arzular dedik. Burada o kadar önemli bir karşılaşma ki kendimiz hakkındaki fikrimiz burada oluşuyor. Biz buna o kadar yatırıyoruz ki kendimizi, o kadar duygusal olarak angaje oluyoruz ki kim olduğumuzu burada hakkındaki kararımızı böyle ilişkilerin içinde veriyoruz. O yüzden bu ilişkiler bizim için çok önemli oluyor. Ben burada bitireyim. Yani Ignatius'tan bahsediyorum o zaman. Angajmanımı ve bir taahhütümü içeriyor. Son söyledikleri zaten. Söylediğim şey bir bakıma kendi inandığım şey. Doğru bulduğum şey değil. Ve bunu da çağdaş felsefenin diliyle söyledim. Ama bunu bu şekilde söyleyen başka birisi vardır çağdaş felsefede diyemeyeceğim. Felsefe zaten nedir? Birilerinin açtığı kavramsal yollardan giderek kendi düşündüğünü ifade ediyor. Bunlar değişmeyen doğrular mı ifade? Yok, bu benim sorum. Size göre. Size göre eski Yunan'daki bu tartışmalar zaten evrenselde buraya kadar gelmiştir. Sağlıklıdır, koruyor, kendini mi olmaz? Hayır, sorunlar ortaya çıkmıştır diyorum. Yani Eros'la ilgili sorunlar ortaya çıkmıştır. Kendi erotik gelenekleri içerisinde sormuşlardır şimdi tabii. Bunlara bizim hala verecek yanıtlarımız var. Bu sorular bence ciddi sorular.
hala düşünülmesi gereken sorular. Ben yanıt verdiğimi düşünüyorum aslında. Yani benim yanıtlarımı da paylaştım size ama hani bu sorulara tek bir şekilde yanıt verilebilir. O da budur. Bir yana yani başka yanıtlar da verilmiş. Sorular ortada. Örneğin İlgüray tam benim söylediğimi söylemiyor. Can Bilnansı da başka bir şey söylüyor. Herkes başka bir şey söylüyor. Kitabı okumasını yaparken acaba şu anda içinde bulunduğumuz tek eşlik bakış açısından mı değerlendiriyoruz Erdoğan'ın ağzının metodik ya da Eros'un işte Eros'u açıklamaya çalıştığımız desteklediğimiz elinde eksik olanlar amacama sıkıldığında ya da bütün yaşayacağım mesela ilk aleminde söylediyse ben kimliğim kendi üzerinde dönüşümlü olarak kurduğumuz kendi bir kimliğinin arayışının o içinde bulunan tutkulu ilişki sayesinde üzerinden anlamlandığını nasıl yorumlandığını sunmak. Aslında o ilişkinin tek eşliği açısından yorum olarak bizim için en önemli şey olduğunu düşünmek. Aslında tek eşliği olumlandıran altında çizilen bir bakış açısı değil midir? Acaba eski Yunan'daki eşitselliği değil, nasıl eşitselliği bugün eşitselliği değilse aynı şekilde eski Yunan'daki ilişkileri çoklu ilişkiler olarak yorumlarsak Eros analizinizi değiştirebilir acaba? Niye bir soru geliyor aklıma. O yüzden iktidar... Güzel. Yok, ben de buraya gelmedim, ben bir soru kendime soruyordum. Öyle güzel bir şey olmuyor. Çünkü Platon'un diyaloguna bakarsak böyle bir tekeşlilik var mı? Mesela Aristofanes'in konuşmasında var diyor. Yani çünkü bir yer yarına alıyorsun. Hani vardır ya doğru insan diye bir şey vardır. Doğru insan, bazı arkadaşlar benim böyle konuşmuş, yürümedi çünkü doğru insan değildi. Bu neye ima ediyor? Sanki doğru bir insan var ve daha onunla karşılaşmadık. Ama onunla karşılaştığımız zaman her şey güzel olacak gibi. Platon bunu böyle bir, yani böyle bir tarihte bulunmuyor, buna inanmıyor diye düşünüyorum. Sokrates'in pratiğine de baktığında aslında işte Petrus'la, Petrus'la, Alkibiades, başkaları hep böyle bir çoklu bir erotik ilişkiler içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani hayran olduğu veya işte kendisini işte dediğim seven olarak tanımladığı başkaları var. Yani dolayısıyla tek eşlik savunması olarak bence okunamaz. Ama bir süreklilik arz ediyor. Yani öyle geçici şeyleri değil de kalıcı ve bir tür pedagojik ve uzun süreli bir anlayışı var gibi duruyor. Yani ben de baktığım zaman yani polyamori tartışmalarını yani böyle geçici karşılaşmalar içinde de ele alınıyor bu. Daha sürekli bir birlikte yaşamadığı de olabilir. Yani eğer bütün bu kendilikle, hakikatle vesaire bütün bunları ciddiye alacaksak, yani çok geçici şeylerden, ilişkilerden, anlık veya çok kısa süreli insanların birbirini tanımasına izin vermeyen şeylerden bahsedemeyiz gibi görünüyor. Yani burada da bir eşlik var. Eşlik var. Şimdi insanlar çoklu ilişkilerde becerebiliyorlar mı bunu? Bence beceremiyorlar. Yani çoğunlukla benim gördüğüm deneyimler başarılı deneyimler değil. Yani çünkü belki insanların sürekli olarak bir ilişkide bu hakikat meselesi ve arzu meselesi sürekli bir kendine sorgulama halini gerektiriyor. Bu tek eşli de olsa, çok eşli de, olsa hani iktidar ilişkilerini sorgulama, kendi duyguları hakkında açık olma, yani o kadar büyük zorluklar var ki, yani mesela bu
açıklığı tesis etme, yani ne kadar açık, ne kadar kapalı olacağı konusu bir ilişkide. Yani bu toplu ilişkide olduğumuz zaman biraz da zor olabilir. Kendi sahip olma gücülerini kontrol etmek çok başarılı bir şekilde yapılmayabilir. Yani çok bilgi insanlar olması lazım ki aynı anda birden fazla kişiyle eş olup bunu uzun bir süre sürdürebilsin. Ve bu incelikli bir biçimde yapmamız. Yani kimsenin işte ezmediği, kırmadığı, insanların birbirini geliştirdiği bir biçimde, kimsenin işte sömürmediği bir biçimde yapılabilsin. Kuramsal olarak bence bu imkansız değil. Ama insanlar bunu başarabiliyorlar mı? Başarabilecek olgunluktalar mı? Evet. Yani burada ben çok olumlu örnekler görmedim ama zaten çok olumlu ilişkiler yaşanmış. Yani ilişki kurmayı bilmek genel olarak büyük bir sorun. Yani baktığımız zaman ilişkileri hani işte sevginin inceliği, güzelliği, zayıflığı, iyiliği vesaire. Öyle yani kavgalar, öyle negatif anlar yaşanıyor. O kadar kontrolsüz öfkeler ortaya çıkıyor ki onlar olduktan sonra bir daha bir erotik ilişkiyi, yani saygının var olduğu bir ilişki olarak sürdürmek çok zor. Çok zor. Yani bu bir hani şey diyordu Posanias, nasıl yaptığım çok önemli. Nasıl ilişki kurduğun, yani ilişkiyi iyi de kötü kurabilmişsin, kötü de kurabilmişsin. Yani benim gördüğüm gerçekten mesela mesajlaşma çok basit. Yani şu an herkes telefona bağlı. Bizim vücudumuzun bir uzantısı gibi yani. Elimizde sürekli bir telefon, hafızamızın yapay bir parçası gibi. Ve sürekli telefonda birilerine mesaj yazıyoruz veya Facebook veya Twitter kanal bir ilişkilenme biçimindeyiz. Virtüel dünyayla. Bazen iki sevgiliyi görüyorsunuz, ikisinin elinde telefon ekrana bakıyorlar ve birbiriyle hiçbir şey konuşmuyorlar. Bu sahnelere çok denk geliyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Bu telefonlar aynı zamanda kontrol de var. Komplama, başkalarıyla ilişkiyi kontrol etmek vesaire. Ya o kadar büyük bir baskı aracına dönüyor ki ben mesela gördüm arkadaşlarımı sabit gittiği her yerden sevgilisini arayıp nerede olduğunu söylemek zorunda olan. Korkunç bir kontrol, korkunç bir kıskançlık. Bir şey sorabilir miyim? Yani, o kadına niye müsaade ediyorlar? Yani benim mesela bu hep aklıma takılıyor. Evet. Adam yapıyor, tamam okey. Şuna gidiyorlar. Yani iddialı okuyorlar. İlişki kurmayı bilmemek lazım. Yani, adam sınırıyor zaten onu yaparken. Bir sürü noktada. Ama kadın da buna müsaade ediyor. Evet, yani o da bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyor. Evet, mesela kıskançlık. Kıskançlık bizim toplumumuzda çok iyi bir şey var. Bu onun sevdiğinin ispatı. Ama eşya haline getiriyor. Öyle. Öyle görmek istedim. Ama bu neyin göstergesi? Bir ilişki kurmayı bilmiyoruz. Yani, şimdi hani bir kişiyle bile nasıl ilişki kurulduğuna bakarsanız, şiddet, kıskançlık, en kötü kavgalar, yani hakaretler, sürekli kontrol, onun özgürlüğünü elinden alma, hiç mesafe vermeme, nesneleştirme, evde bir süs eşyasına döndürme, ilişkinin nasıl kurulacağına dair terimleri birlikte koymama, hiçbir demokrasinin var olmaması, bir özen göstermeyi bilmiyoruz. İlişki kurmayı bilmiyoruz çünkü özen göster, insana özen göstermeyi bilmiyoruz, koşmayı bilmiyoruz. Şimdi bunu bir kişiyle yapamayan, üç kişiyle nasıl yapacak? Ben bunu soruyorum. Çocuklarıyla da yapamıyorlar bunu. Yani gerçekten hani erdemli olmak lazım. Yani ve hani etik bir biçimde yaşamayı, konuşmayı, davranmayı, özen göstermeyi bilmek lazım ki aynı anda birkaç kişiyle aşk yaşamak mümkün olsun. Yoksa korkunç bir şiddete dönüyor. Tehlikeli yani. Bu etostrat, bu kafalarda çok tehlikeli. Evet, başka bir soru alalım.
de 67 tane kuramcısı Herman Hoppe ilk kez öne çıkmıştı. Evet, gelecek Herman Hoppe'nin olacaktır diye. Yani hem kadın hem erkek cinselliğinin birlikte yaşanması. Yani seksüelite diyebiliyoruz. Yani modern çağda çıkan şey bu androjenin karşılığı Herman Hoppe'nin. Şimdi yani zaten hani kadın ve erkek diye böyle ikiye bölünme içinde yaşıyoruz ama yani bunda skala var. Yani hepimiz dişilik ve erkeklik hormonlarının bir kombinasyonuyuz. Ve bu zaman içerisinde değişen şeyler bunlar. Yani benim 20 yaşındaki hormonlarım ve 40 yaşındaki, 60 yaşındaki hormonlarım aynı değil. Veya aynı gün doğduğum başka birisinin başka bir oranı vardır, başka kombinasyonları. Hayır, dış görünüşümüz olarak ikimiz de kadın olarak toplum kodluyor ve erkek olarak kodluyor. Ama doğa böyle o kadar çeşitli ki, yani bizim toplumumuz böldüğü gibi insanları ikiye bölmüyor aslında. Bir sürü gri, bir sürü ara renge izin veriyor. Yani dolayısıyla bence mesela erkeklik var. Yani bir sürü erkekte kadınlık var, kadınsılık var. Yani kendimde aslında yani anatomik farklılıklar ya da birinci köyünün birinci cinsel organlar dediği şeye bakarak tanımlamamamız lazım. Yani biz bir erkeklikte kadınlığın bir kombinasyonuyuz. Bir kombinasyonuyuz. Ha, yani dışarıdan kadın veya erkek belirleyici özelliklerine toplumsal olarak toplanmış özelliklere sahip olmamız bizim asıl gerçeğimiz olmayabiliyor. Yani ikiyle sınırlanmadığı gibi onunla da sınırlanamaz bence. Yani şimdi Platon mesela dişi, erkek, androjin diye ya da ne bileyim aslında dişi, erkek dediği de onun cinsel yönelimine göre anlamak lazım. Yani erkek eşitlerliği, kadın erkek eşitlerliği, heteroseksüellik diye ayrılmış. Şimdi bana bu güçlü sınıflandırma da yeterli gelmiyor. Çünkü yani trans insanlar da var. Yani hani trans olup da cinsel yönelimi veya arzusu başka olan insanlar var. Judith Butler'ın gösterdiği gibi yani cinsel yönelim, cinsellik arasında zorunlu bir ilişki yok. Toplumsal cinsiyetle cinsel yönelim veya biyolojik cinsiyetle toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve arzu arasında birbirini zorunlu gerektirme ilişkileri yok. Çok farklı olabilir. Yani peki insanlar ne bileyim, biyolojik cinsiyet olarak kadındır, toplumsal cinsiyet olarak erkektir. Çünkü erkek gibi giyiniyordur. Yani cinsel yönelim olarak başkadır. Yaşadığı cinsellik ille de cinsel yöneliminde uygun olacak diye bir şey yok. Yani bütün bu komplikasyonu hesaba katarak konuşmamız lazım diyor Judith Butler. Ve Platon'un dolayısıyla anlattığı mit ya da işte Aristofanes'in bize anlattığı mit hani gene bugünkü heteronormatif kafadan daha iyi olduğu halde yani yeterli değil. Çünkü belki aslında böyle çerçevelere sıkışamayacak bir şey. O cinsiyet varmış. İki yıllarda ne göreceğiz? Yani ne olacağını önceden belirleyemeyiz. Belki de eros algısı demişim. Yani her şey. Yani evet, erotik ilişki bizim nasıl bir cinsiyet farklılığı içerisinde belirleyeceğimizi, kendimizi yaşayacağımızı her defasında değiştirebilir. Fakat soru olarak bizim de eşitlik ve farklılık üzerinden okumalar var. İşte bir Simone de Beauvoir.
bir de ilgili açıklıklarımız. Şimdi eşitlikten bahsettiğimizde etik ve siyasi statüden bahsediyoruz. Yani etik ve siyasi statü bunun eşit olması. Yoksa işte çocukken tartışıyorduk işte kadın erkek eşit değil çünkü biyolojik olarak işte bir takım farklılıklar var. Biyolojik olarak çok farklılıklar var. Yani biyolojik eşitlik izleyicinin bir anlamı yok zaten. Kimseyle kimse arasında ve ayrıca niye insanlar biyolojik olarak bizlerle eşit olmaya çalışsın? O zaten bir biyolojiyi normalde getirmek anlamına gelir. Yanlış bir şeydir. Ama elbette ki bir cinsin veya işte bazı insanların yani şimdi fark çok enteresan bir şey. Hepimiz çok farklıyız. Bir sürü açılardan çok farklıyız. Yani sadece cinsiyet olarak değil. Yani çeşit çeşit farklar var. Bunların bir kısmı siyasi olarak bir anlam ifade ediyor. Bir kısmı etmiyor. Niye bir kısmı ediyor da diğerleri etmiyor? Neye göre? Yani niye bir çocukla okuduğumuz bir kitap vardı? Şişkolarla sıskalar. Evet. Şişkolar ayrı bir cümle yapılmış. Sıskalar ayrı bir cümle. O fark belirleyici olmuş yani. Ona göre bir siyasal fark olmuş. Siyasal bir birlik kurulmuş. Fark. Yani şimdi bizim için bu farkın çok önemi yok bugün toplumda. Siyasal bir rol oynamıyor. Ama kadın erkek farkı belirleyici bir fark. Ve siyasi bir anlamı olan bir fark. Çünkü siyasi bir eşitsizlik yaratıyor. Yani moral ve siyasi bir eşitsizlik yaratıyor. İtiraz bu da. İtiraz mı? Şimdi tabii burada bir fareyi konuştuğumuzda aynı siyasi ve moral statüyü mü vermek lazım? Yoksa hiyerarşik bir ilişki kurmadan farklı siyasi ve moral statüler mi vermek diye tartışıyoruz. Şimdi Simone de Beauvoir aynı siyasi ve moral statüye kaybolmasını için söylüyor. Kadınlarla erkeklerin Filigray ise farklı kültürler olarak düşünebileceğimizi söylüyor. Yani kadınların farklı kültürleri var. Bu kültür farklı haklarla ve farklı bir etik hatta kinsel bir anlamla beraber, değerlerle beraber geldi diyor. Ona da cinsiyet farklı kültürünün yaratılması diyor. Yani tabii şu an biz bunu düşünemiyoruz. Çünkü bütün cinsellik ve bütün ahlaki, moral, siyasi statü erkeklere göre şekillendirilmiş durumda. Yani biz onların yani hep deplasmanda oynuyoruz. Hep başkalarının çizdiği kurallara, normlara göre oynuyoruz. Kendi kültürümüzü bir türlü yaratamamış haldeyiz kadınlar olarak. Filigray'a göre bu gerçekten de yani Filigray'ın anladığı gibi bir dünya düşünürsek ya mesela erkek dünyası, işte savaşlar, askerlik, şu bu filan bütün bu dünya bazen ben Filigray'ı haklı buluyorum. Çünkü mesela kadınlar olarak biz var etmeye ve yaşatmaya çabalıyoruz. Beslemeye, var etmeye, yaşatmaya da büyük bir mücadelesi veriyoruz. Ama erkek dünyası işte kurban etme, şehit etme, işte savaştırma vesaire bütün buna yöneltiyor. Yani dolayısıyla kendini işte Hegel de bahsetmiştir bundan. Filigray'da Hegel'in bir yorumcusudur. Yani kadınlar hep devlete çocuk yetiştirip veren, erkekler de savaşlarla ve siyasetle ondan sonra o kadınların yetiştirdikleri çocukları onların elinden alan. Yani böyle bir, şimdi neden kadınlar olarak biz buna kabul edelim?
Peki ben bir şey soracağım. Mesela diyelim ki bazı kadınlar da yönetici oluyor bu toplumda, çok da acımasız olabiliyorlar. Onlar artık erkek dünyasının o dünyanın içinde olduğu için mi öyle davranıyorlar? Ha, bazı yöneticiler var yani. Şimdi tabii farklı cevaplar verilebilir. Bir kere zaten hani başkalarına göre şekillendirilmiş, diğer cinse göre şekillenmiş, onların normlarıyla işleyen bir dünyada çok zor onların bulundukları en üst konumlara gelebilir. Ve geldiğiniz zaman o pozisyonda bulunmanın kriterleri, başarı kriterleri belli. Ve kendinizi ispatlamak zorundasınız. Bir kadın olarak o konumda bir erkek kadar iyi, hatta daha iyi olabileceğinizi göstermek zorundasınız. Bu bir problem doğuruyor. Yani eğer o dünyanın normlarını değiştirmeyi başarabilirse, kadınlar da o konumları farklı biçimde işgal edebilecekler. Ama dünyayı kuran normlar, kriterler erkeklere göre olduğu ve yani, genelde de idari ve gücün bulunduğu konumları onlar işgal ettikleri için bir kadın çok zor eriştiği öyle bir konumda çok daha sert olabiliyor. Kadın her erkekleri yetiştiriyor aslında. Yani kendi kendimizi şey ediyoruz. Zorluyor. Kadın anne olarak çocukları yetiştiriyor. Erkekleri de yetiştiriyor. Ve orada farklılık yetiştiriyor. Daha farklı. Yani sadece evde başlıyor. Kadın başlıyor. Büyük kadın. Evin içinde eşitliği varsa erkek için böyle şey değil. Yani onun mücadelesini yapıyoruz. Ama bir tek okul var. Okulda öyle giden aile var. Yani o aileye atfedilen bireyler, anneler, roller var. Ne kadar başlangıç orada. Evet. Aslında sürekli olarak yargılanıyoruz. Yani kendi kurmaya çalıştığımız alternatif değer sistemi hep dışarıdan bir saldırı altında buluyor. Yani, ya gerçekliğimizin tamamen reddi. Yani hani öyle lavlar mesajı vermediniz. Yani ne kadar verdiklerden kabul etmiyor. Ya gerçeklik işte böyle bir şey. Yani bir gerçeklik var, yaşadığımız gerçeklik. Yani işte çalışan anne ve çocuklarına bakan anne gerçekliği var. Ama sembolik ve bütün toplumda yaygın olan annelikle ilgili, okulda da yaygın olan sembolik ve imajiner fikirler o kadar güçlü ki gerçekliğin yerine geçiyor. Yani yok, bitiriyor gerçekten. Gerçekliğin bir önemsiz oluyor yani. Sonuza gitmesin ben affeyim. Gitmemiz. Ben bir şey daha. Bu farklılık üzerinde hani bizim iktidarlar, yani bizim ülkemiz birazcık böyle bunun hani farklı şekilde anlıyor. Farklılığı savuruyor hepimizin. Dediğim normal hani kadın erkek arasındaki farkı da zaten sanılıyor. Ama siz döneminizde de farklılığı öğretiyorsunuz. Burada sanki bir paradoks olabilir. Kullanılabilir mi bu tür şeyler? Yani burada kadınların yapabileceği şey nedir? Nasıl anlatabilirler? Şimdi biz teolojik olarak yani dinsel olarak kurgulanmış bir cinsiyet farkını yürütmeye çalışıyoruz. Biri görevliliğinde alakası yok. Şu an bizim yaşadığımız tecrübenin. Çünkü yani bunun ilahiyat, teolojik bir yani tanrı kadınları ve erkekleri farklı yaratmıştır. Kadının fıtratı şudur, erkeğin fıtratı budur. Ona göre işte kadının görevleri şudur, erkeğin görevleri budur. Toplumsal statüsü şudur, budur gibi bir çerçeve bize dayatılıyor. Bu yani klasik ortodoks bir biçimde yorumlanmış İslam'ın
cinsiyet farklılığı anlayışıydı. Buna göre de kadınların eşit bir toplumsal, ahlaki ve siyasi statüsü yoktu. Dolayısıyla burada kadınların farklılığını savunmak kadın karışıklığına ve zavallı sonuca kadar yol açabilir. O bağlama bakmak lazım. Neyi savunacağınıza karar vermek için. Burada asıl politik olan eşit etik ve siyasi statüyü savunmaktır. Çünkü zaten üzerimize bir teolojik olarak temellendirilmiş göre bir cinsiyet farklı. Yani nasıl Müslümanlıkta Müslüman ile başka dinler ve pagan bunların statüleri farklıdır. Yani Yahudi veya Hristiyanların bir statüsü vardır toplumda siyasi olarak ve sosyal. Paganları öldürmek de caizdir. Yani çünkü onlar vahiy dinleri, onlara önce aman verirsin onlar var olabilirler. Kadınların da çok net bir çizilmiş bir çerçevesi var. Yani cinsiyet olarak farklılık ile temellenmiş, kodlanmış. Bununla mücadele ederken farklılık argümanı çok tehlikeli olabilir. Çünkü yanlış anlaşılır. Farklılık, cinsiyet farklılığı tartışmakta az önceki karşılık ya da değişiklik meselesi bize kapsayabilir mi? Yani bu karşılığı oradan da söyleyebilir miyim? Yani, şu manada diyorum, hani şey dediniz ya, bir kişiyle yapamayan bir kişiyle nasıl yapacak? Bu da bizde işte çok hani, hani erkek egemen olduğunda yani çok farklılıklar olmadığında hani şu an kültürümüz erkek kültürü, farklılıklar kültürü değil, öyle yani. Acaba bir göre hizmet edip düşünürsek, acaba şu anda bir kişinin egemen olduğu için mi bir fikir karşılık meselesini bir kişiyle yapamayan bir kişiyle nasıl yapacak diye düşünüyoruz. Çünkü belki de tam da bir kişiyle yapamayanlar yani çok kişiyle yapabilen kişiler zaten bir kişiyle de yapabiliyorlardır belki de. Ha yapabiliyorlarsa oluyordur tabii. Yani o ilki olarak ben yani şu anda tabii kişiden kişiye değişir. Kişinin ilişkileri eros etiğine bağlı. Yani erotik ilişki kurmak öyle kolay bir şey değil. Yani onu başarılı bir şekilde kurabilen birisi o zaman hani ilki olarak karşı değilim. Bir de yani ne diyeceksiniz? Ha yani ilki olarak karşı değilim diyeyim. Şunu sadece söylemek istiyorum. Bazen bu tür ilişkiler kadınların daha çok sömürücü ilişkiler. Yani erkekler bu tür çerçevelerde kendi çıkarlarına uygun bir biçimde ve daha az sorumluluk taşıyacak bir biçimde kullanabiliyorlar. Çünkü çok ilişkinin birden kurulduğu çerçeve erkeğe daha az sorumluluk veriyor. Onların çok işine geliyor. Kadınlarsa kimsenin sorumlu olmadığı, hiçbir sorumluluk almadığı bir konumda ve üstelik de içinde yaşadığımız toplumda kadınların üzerinde daha çok baskı olduğunda göz önüne alırsak bu ilişkilerin bebeğini daha ağır görüyorlar. Yani her zaman progresif ve ilerici bir şey olmayabilir çok iş. Bakmak lazım. Kim ne kadar sorumluluk alıyor, kim ne kadar bedel ödüyor, kim ne kadar faydalanıyor buradan, kim ne kadar sömürüyor. Yani iktidar ilişkilerine bakmadan tartışılabilecek şeyler değil. Yoksa her şekil durum farklı değerlendiriyor. Yani bu noktada da tartıştığımız şey keşke ya da keşke ilişkiye özgü doğada göremek değil ama kadın erkek iktidar ilişkilerinin yani keşke de olsa çok keşke de olsa var olduğu bir düşünmek gerektiğini bir şey. Evet yani aynen öyle. Keşke bu durumda hani, kadınlar kadın arasında da olabilir ya da erkekler arasında da olabilir.
da üç kadın hikayesi olan aynı. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.